Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba, merhaba. Yaklaşımın sonucu yapıldığını söyledi. Geçmiş dönemin yaklaşımı henüz devam ediyor. Bütün mesele burada. O açıdan zorunlu hareketlerin yapılmasını üzüntüyle görüyoruz. Thank you.
Kolay gele. Yağmuru silah sesine alıştırır. Allah saklasın ama bir kaza oldu mu tekaberleşme silahla yapılır. He ya. Yengem sancılandı. İçime doğdu. Bu sefer oğlan olacak. Hayırlısı olsun da ne olursa olsun evlat evlattır. Hadi gözünüz aydın. Anam! Ölürüm! Anam! Ölürüm anam! Hacan! Ha! Ha! Anam anam! Sen nişinle! Dur kız! Gitme. Bizim de çocuğumuz olacak değil mi? Sırası mı şimdi? Oğlanım! Hacı, sen de! Hacı! Hayır. Şimdi gel. Hacı. Ver bana. Hacı, hadi. Dayan. Oğlanım! Nefes al. Gel canım, gel. Hadi kız. Hayır. Biraz dayan, hadi. Hacı, kız. Hey! Amca oldum amca, hem de erkek! Gözün aydın koçum. Allah analı babalı büyütsün oğlum. Gözün aydın. Thank you.
Şimdi de kara saplandık. Karda kışta kıyamette bu işler bitmedi ki kurtular gidek buradan. Domruklar kaymasın. Tamam çavuş. Kayık evi seneye kalmış. İşi durdurmuşlar. Yani kesin mesim yok. Nasıl olur? 2000 ağaç söz vermişlerdi. Ben de onu sordum. Hadi yürüyün. Artık bu işleri kooperatiflere vermişler. Aslan payını yöneticiler götürecek. Allah büyüktür. Geldiği boğazı aç olmaz. Nasıl da alırsın. Ah bir traktörümüz olaydı. Bize müsaade çavuş. Eyvallah. Güle güle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Düğün ne zaman? 4 torba çimento lazım. Bu mevsimde inşaat yapılmaz. Bu para da 4 torba çimento alınmaz. O eskidendi. Müthiş zam geldi. Ancak 2 torba alabilirsiniz. Her gün zam, her gün zam. Yapsınlar bakalım. Nereye kadar? Bu gidişle ne ev biter, ne can yeter. İyi misin?
gelin, hele bir bak, damak ilgine. Külerim Gülizar abla. Tamam. İyi misin? Emmisine benziyor ana, buna bak. Başka kime benzeyecek ki Gambo? Yeni kesim var mı? Kim bilir? Hiçbir şey belli değil. Kayak merkezi durdurulmasa hiç boş kalmazdık. İnşaatı da bitirirdik gar çok bastırmadan. Her işimiz ters gider. Ataşı var bunun, üşüttük mü Ecep? Millet kışlığını da yaptı. Hükümet arpa fiyatını biraz üskek tutsaydı ne olurdu? 50 sene önce Kars'a öküz arabasıyla odun taşırdı. Yolu 3 gün çekirdi. Öküzlerle handa yatardık. Odunu 2,5 liraya satıp bir teneke gaz yağı alırdık. Gaz yağı o zaman deve sırtında Rusya'dan gelirdi. Bir teneke gazla 4 aile kışı geçirirdik. O günler aklıma gelir de insan haline şükredir. Ne var deli kız, ödümü patlattın. Çeşmeye giderim, su yok. Ağabeyim yola çıkmış. Bugün yarın gelir. Evi bitiremedik de. Hemen yüzün asma. Birkaç güne kalmaz kesime başlarız. Abim ev meselesine benden fazla üzülür. Her şey düzelecek, merak etme. Haydi. Gül şimdi. Neyin var oğlum? Bir şey yok baba. Bak evlat, yüreğim yanıltmaz beni. Hemen anlarım. Yok bir şey baba. Ben her şeye yüreğimle bakarım. İnsan gerçeği yüreğiyle görür. Asıl olanı gözle göremez. Asıl olan nedir babam? Göremediklerimizdir. Yağmuru satmak zorundayım. Yoksa kışı çıkaramazdık. Gerekiyorsa sat. Yeter ki dirliğimiz bozulmasın. Şerefimiz lekelenmesin. Hayırlı nöbetler. Eyvallah.
falan var mı etrafta? Bir iki tane gördüm böyle gitti. Uzun zaman. Dile kolay, 5 yıl. Ha, üniversite ne oldu yani? 3 seferdir imtihana giriyorum ama kazanamadım. Takma kafanı. Al şunu. Bu düğmeye bastın mı çeker. Çek çek, korkma. Araba gelin! Fahrettin abi! Hello, hello! Hoş bulduk, dankeschön, dankeschön. Hello, hello. Guten Morgen, guten Morgen. Hoş gelmişsin Fahrettin oğlum. Hoş bulduk. Moment, moment. Dankeschön. Oğlum kaçın, kaçın lan. Var, var, var. Durun, açılın bakayım. Açılın. Ein Moment, bitte schön, bitte schön. Açılın. Hele kolay gelsin Haşmet. Hoş geldin Fahrettin. Hadi çüz. Çekil oğlum. Lan çekilin. Çekilin, kaçılın arabanın yanından alıp çekilin. Nergis! Hoş geldin abi. Oo, Nergis'im benim. Gel, gel. Oğlum açılın, çizmayın arabayı. Çekilin lan. Nergis'im görmeyeli ne kadar büyümüşsün, kocaman olmuşsun. Ana! Oo, anaların anası, aslan anam. Öpeyim elini anam. Nasılsın? Amcan gelmişse sen bu köye uğramazdın ya, hayırsız. Çalışırım be yengen. Boş ver onu, sen nasılsın? Nereden buldun bu şapkayı? Amcamı ne diyorsun? Nasıl, beğendin mi? Sana bir yakın çekeyim mi? Mehmet ağabey. Danke. Köy pek değişmemiş. Yalnız köyün ardındaki orman yok olmuş. Yandı mı? Kestiniz mi? Ne yaptınız? Yoksulluk işte, bilmez misin? Köyde arpadan başka şey yetişmez. Su olsa patates ekeriz. O da yok. Sebze, meyve olmaz. Çünkü 8 ay kar, gerisi de kırağa. Ormandan başka ne kalıyor geriye? Hiç! Desenize köyde hayat yok. Zaten
Ben de kasabada bir iş kurmayı düşünüyorum. Bir de apartman diktim mi tamamdır ha. Komşular, bakın da medeniyet neymiş görün. İşte bu kadar. Gece yarısı soğukta dışarı çıkmak yok. 100 numarayı içeri alırım. Yani üşütmek yok. Tekrar hoş geldin Fahrettin. Sanki burada yok. Onu biz de biliriz bilmesine ya. Yokluğun gözü çıksın. Her iki tarafın yaptığı anlaşmaya göre damat tarafı geline 5 adet 5'i bir yerde 300 kilo yün vermeyi kabul etmiştir. Hepiniz şahitsiz. Bakın bakalım tamam mı? 5 tane tamam. Altınlar tamam. Kaç çuval yün? 300 kilo çeker mi? Var mı o kadar? Başlık parasından feragat ettim. Helal ettin mi? Helal olsun. İyi. O zaman düğün başlasın. Yeah!
Bak evlat, birbirinizi sevin, sayın. Dostluklar ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez. Kaynağı sevgidir, saygıdır, güvendir. Ağacı emekle, sevgiyle sulamak gerek. Gör o zaman kök salan dalların güzelliğini. Allah mesut etsin, Allah bahtiyar etsin. Amma özlemişim be. Haşmet atını beğendim. Satmak istiyorsan 1000 mark veririm. Atı ne diyeceksin? Arabam var ya. Fahrettin ağamıza at da yakışır, avrat da. Ağalık kim, biz kim muhtar efendi? O eskidendi. Şimdi herkes ağa, herkes bey. Köyden kaçarsın artık. Kızı da orada verirsin. Kısmet, ne desek boş. Yalnız Nergiz'i alacak adamın sırtı kalın olmalı. Hem size ne olur? Tasası sizde mi kaldı? Merak etmeyin, evde kalmaz. Daha olmazsa aslan gibi yegenim var. Gel damat, otur. Aslan. Sonunda bastırdı. Hazırlıksız yakalandık. Hadi nene, Enver Paşa'yı anlat. Kaç kere anlattın, bıkmadın mı? Ama çok güzel anlatırsın. Buralar 40 yıl Urusların idaresinde kaldı. Cihan Harbi'nde Enver Paşa Urusları buradan söküp atma için çok uğraştı. Dağ taş esker doluydu. Tam böyle bir kıştı. Gartel graf tellerine kadar çığmıştı. Askerin çoğu Yemen'den yazlığı kıyafetinden gelmişti. Bu dağlarda 90.000 kişi donarak öldü. Ağıtlar yakıldı. Çadırlar dağa vuruldu. Hücum borusu vuruldu. Bu sarı gamışta 90.000 fidan kırıldı. Ana, biraz da güzel şeyler anlatsan. Güzel şeyler mi? Ben güzel şeyler hiç görmedim. Fahrettin! Nergiz, şu çantamı getir. Az mı geldi?
5 milyona yakın, bizim paramızla. Al hayrını gör. Adı Yağmur. İlk balasını isterim. Merak etme, ilk balası senin. Abimin yüzüne nasıl bakarım? O Yağmur'dan vazgeçtiyse. Üstelik benim için. Hadi gidelim. Hatta. Dışın neme lazımcı olmaması gerektiğini belirtti. Bizim de hayatımız da iyi. Bu yıl bu dağların karı ermez, ermez, ermez. Başka türkü bulamadın mı? Milletin kafasını bozuyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kasabada ne var ne yok? Kesimleri artık kooperatiflere vermişler. Versinler, bize de söz vermişler. Bir de hamamlı kooperatifi mi? Hamamlı kooperatifi mi? Çocuk oyuncağı mı bu? Niye? Bir şey bak. 2000 ağaç kesecektik. Bu karda kıyamette başka ne iş yaparız? Bırak gidip konuşayım. Şimdi mi? Yarın hepimiz gider. Geç kalırız çavuş. Demir tavındayken. Gidak. Neredeler? Şehir kulübünde. Kurt nöbetin yok mu senin? Kim? Orman ekibinden. Bizim köyün adamı, yabancı değil. Ne istersin? 2000 ağaç. Yeni uygulama kooperatiflere verdi ağaç kesimini. Sizin köy kooperatife üye olmamış. Biz şimdi de keselim. Sonra uygularsınız. Ben hem kesiciyi hem devleti savunurum. Başka ne yapam ki? Biz çalışmak istedik. Sen bizi hırsızlığa teşvik edirsin. Biz şimdi de keselim. Sonra uygularsınız. Biz devletin ormanını kesmezdik. Evimize götürmezdik. Eğer yaparsak sen önümüze çıkamazsın. Biz devleti senden önce savunuruk. Ne biçim adam bunlar yahu? Resmen tehdit etti. En iyi ekip onunki. Kimse onlarla başa çıkamaz. Birbirlerine çok bağlıdırlar. Bu akşamki halin öyle. Herkesin içinde. Her işin bir yolu yordamı var. Gel bize söyle.
Hem adamın elinde değil ki. Kooperatiflerin de bir düzeni var. Neyse ki iyi adammış. Oldu bir defa, unutak. Bölgemizin en verimli kesicileri sizlersiniz. Yetkimi kullanarak size 300 ağaç veriyorum. Üç yüz ağaç mı? Dişimizin kovuğuna yetmez. İki günlük iş. İş o kadar kolay değil. Ağaçlar soğuk su bölgesinde. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu karda işiniz zor. Arkası gelecek mi? Siz hele şunu bitirin de hamamlı kooperatifine girmenizi sağlamaya çalışırız. Bakın şimdi. Gar ağacın kuzeye bakan tarafında daha çok yığılmış. Yani o taraf daha ağır. Çoğu zaman ağaç kuzeye düşür. Ama rüzgarı da meyili de hesap edeceksin. Bak ne yandan esir. Allah göstermesin ama bir kaza olursa unutmayın. Yapılacak ilk şey yaraya bar basmaktır. Böyle bambayaz masum durduğuna bakmayın. He ya, ne namussuzdur o. İnsanın uykusunu getirir. Uyudu mu bitti, donar kalırsın. Dünyan kararır. Kararsa ne olur? Çivisi çıkmış zaten. Dünya bozulmuş. Eskiden çok mu güzeldi çavuş? Bana göre güzeldi. Paranın gözü kör olsun. Her şeyi bozur, çürütür. Kirletip kendine benzetir. Doğru dersin çavuş. Her şey başını almış gidir. Bizim kazancımız yerinde sayır. Bir türlü erişemezdik. Ulaşamazdık. Yetişemezdik. Gülizar'daki mi bu? Ha, ta kendisi. Ne durursun, al içeri. Gel kız, gel, gel. Gir. Buyur Gülizar Hanım, buyur içeri, bir çayımızı iç. Ne kadar büyük, sizin mi burası, ne güzel. He, geçen hafta açtık. Neye ihtiyacın varsa al, hiç çekinme. Biz bunların yanına yanaşamazdık ki, nerede o para? Senden para isteyen mi var? Mağaza senin. İstediğini al götür. İnşaata başladım, istersen bir daireyi sana vereyim. Köyde hayat yok. Oturursun sıcak apartmanda. Yeter ki sen razı ol. Fahrettin abi. Şişt, bana abi deme. 5 yıl evvel seni alacaktım. Bilirsin ama rahmetli benden önce davrandı. Fahrettin abi. Dediğimi iyi düşün Gülizar. Her zaman uğra.
Ahol! 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 Kaç gecedir pencereye çıkmıyorsun. Buz kestim sabahlara kadar. Hastalandım Hüseyin. Karnım öyle bir ağrıyor ki ölecek yemin olurum. Gören de 40 yıllık yavuklusu sanır. Çekil sen hemen kızın yanından. Sen karışma Mehmet. Çekil kız. Ulan! Yapmayın, ne olur yapmayın. Çekil! Aç! Yapmayın, ne olur yapmayın! Yapma Hüseyin! Boğacağım oğlum seni! Hüseyin! Size göstereceğim! Bu köyün tanelerini öğreteceğim size! Buyum lan ben! Gülizar! Kız Gülizar! Aç kapıyı benim! Fahrettin! Aç kapıyı! Kız Gülizar! Aç kapıyı, kıracağım yoksa. Bak, köye rezil olursun, kendisi çağırdı derim ona göre. Aç, aç kapıyı. Aç. Ne olur Fahrettin abi, yapma. Sarhoşsun, ne olur yapma Fahrettin abi. Yapma! Dur. Nereye kız? Hadi be! Ne bağırırsın, ne oldu kız? Ne bu hal? Sorma Seher abla, Haşmet ağabey evde mi? Ne dese gelin, anlat hele. Gel içeri. Haşmet. Buyur Haşmet ağabey. Abin evde mi? Yatmıştı az önce. Çağır gelsin. Ağabey! Haşmet abi geldi, seni bekler. Ne var, ne oluyor? Gece vakti. Gel buraya. Dur, çekme. Gel buraya. Nereye gidiyoruz? Sana gel dedim. Nasıl unutursun adetlerimizi? Dul kadınların namusuna köz dikmek var mı töremizde? Sebepsiz mi sandın? Yat kalk, dua et ki sah olsun. Anandan bacından utan. Bir daha yanlış hareketini görürsem, olacağını sen düşün. Bunu nerede, dur. Sen kimsin be? Kim oluyorsun sen? Bu da ne böyle? Hava çıkmışlar. Arkada oturan Fahrettin değil mi? İş yok, güç yok. Eğlenceye çıkmışlar.
Ver. Alın beyler, hadi buyurun. Al. Alın hadi, buyurun. Alın bakalım. Alın buyurun. Hadi. Hadi beyler. Etin kokusu size de gelir mi? Ta oradan buraya etin kokusu gelir mi çavuş? Helal olsun adamlara. Ne güzel yaşırlar. Dizlerim tutmuyor. Romatizmam azdı. Öyleyse davranak. Abim beni sana hayatta vermez. Zaten tutturmuş, Mehmet'e vereceğim. Başka laf bildiği yok. Mehmet benim kardeşim gibi. Halamın oğlu, nasıl evlenirim ben onunla? Almanya görmüş adam, nasıl el eder? Cahil olsa neyse. Sen pişman mısın de hele? Biraz önce olmuş, ne fark eder? Zaten sana saklırdım. Ben hayatta oldukça hiç pişman olmayacaksın. Kaçalım Hüseyin, başka çaresi yok. Kaçmak mı? Çıldırdın mı sen? Bunu abine nasıl yaparsın? Töremizi bilmez misin? Abin silahını verecek, ben Gülfidan'ı. Hiç öyle şey olur mu yenge? Abimi ne kadar sevdiğimi bilmir misin? Öl de söylemez miyim? Canımı vermez miyim? Artık düşünemez oldum. Kızım durumu benden beter. Nasıl yani? Çocuk falan mı? Üzülme. Buluruk bir çaresini. Düzelecek her şey. Biraz sabret ha. Bunlar bayatladı. Haberin tazesi var bende. Çünkü operatif başkanını vurdular. Çağdaşlaştırmak için yola çıkmış bir geleneğin bugün en yetkin temsilcisi. Sahi mi? Kimmiş vuran? Şehir kulübünde münakaşa çıkmış. Zaten sarhoşmuşlar. Kumar kavgası. Çekmiş vurmuş Fahret. Jandarma her yerde kumar. Başkan ölmüş mü yoksa? Hastaneye kaldırdılar. Durumu ayrı. TRT muhabiri Coşkun Kartal'ın bildirdiğine göre İnönü... Ağaçlarımızı da kestik. Yenge nasıl Gıyas? Yine düşük oldu. Thank you.
Nerede olduğunu biliyor musunuz? Gece eve gelmedi ki. Dün sabahtan beri görmedik. Eve gelirse söyleyin, teslim olsun. Kanundan kaçılmaz. Senden yardım istemeye geldiler. Aynı köyün adamıyız. Hep birbirimize muhtacız. Bugün seni ise yarın bana. Ölümlü dünya bu. Komşulukta düşmanlık olmaz. Nerede saklanıyor? Fahrettin, orada mısın? Sen de kimsin? Haşmet. Ne işin var burada? Sana yardıma geldim. Beni nasıl buldun? Yağmur sayesinde. Yanında kimse var mı? Yok. De. Yiyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol. Beni mahcup ettin. Alışık değilsin. Donarsın burada. Ne yapayım ki? Jandarma peşimde. Şeyi soracaktım. Adam ölmüş mü? Hastanede dediler. Kurtulur inşallah. İnşallah. Ölürse kötü. Hadi gidiyoruz. Nereye? Başka bir yere. Daha emin bir yere. Yağmur'u Fahrettin'in ağrına getir. Bir süre mecbur burada kalırsın. Kimin Karagün dostu olduğu anlaşıldı. Kusuruma bakma. Sen haklıydın. Hüseyin, bir döşek getir buraya. Fazla uzun sürmez. Hele ortalık durulsun, avukata giderim. Gerisini o halleder.
Duyduğuma göre Nergiz'i istemeye niyetiyiz varmış. Allah'ın emriyle. Size vermeyeceğim de kime vereceğim? Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Başlık filan istemem. Ama usul, adet neyse onu yerine getirin. Ne bileyim işte altını, bileziği, yünü falan. Kızcağız öksüz yetim gibi evlendiğini düşünüp üzülmesin. Zaten babasız büyüdü. Elimizden geleni yaparız. Sen merak etme. Senin iş tamam. Ne? Öpsene oğlum elini. Yenge! Bir isteğin olursa duvara vur. Hadi iyi geceler. Sana da her şey için teşekkürler. Sanma ki Nergiz için sana yardım ettim. Sen artık kendi evinle ilgilen. Her şey para. Kesin ne zaman belli olur? Kim bilir? Adam iyileşecek de, bize iş verecek de. Yani olmaz mı? İnşallah olur. Ama zor. Belki taş ocağında iş vardır. Hastahaneye ziyaretine gitsek, durumu anlatsak. Doğru değilsin çavuş. Aranız yumuşamazsa bir daha köyün adamına iş vermez. Daş ocağı çalışır mı? Kar bastırınca çekip gittiler. Şeytan değil ki, topla çoluk çocuğu git İstanbul'a. Şeytana uyma sen. Gidenler dönmek için can atır. Eğlenirsin tabii. Senin ayağın sağlam. Ya ben ne yapayım bu yarım ciğerle? Yahu ben ne dedim? İyice alıngan oldu. Koş peşinden, gönlünü al. Oo, namaz vakti geldi. Amcam bizde Mehmet. Abim bunu bizde saklayır. Yok ya. Ne salakmışım ulan ben? Üstelik Nergis'i bana verdi. Ben de sizin düğünüzde ah böyle oynamazsam. Na 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 na. Na 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 na.
Çar'ın sarayına döndü vallahi. Derdin çok, düşmanın yok, mermi niye? Şaşırdım, sen bir mermiye neler almasın Hüseyin için? Kurdu var, kuşu var. Ormancısı var, jandarması var. Senin bana gösterdiğin sahiplığı ben unutamam Haşmet. Öz kardeşlerimden bile çok severim seni. Bırak ben gideyim kaçağa. Kimse huylanmaz. Bir bela gelirse de başıma fark etmez. Hadi koçum, hadi bırak bana bu işi. Hüseyin'i öz oğlum gibi severim. Bilirim çavuş. Anam da babam da yaşlı. Çocuklar küçük. Onlar ancak sen korursun. Hüseyin kızla işi azıtmış. Bırak törelerimiz için, kardeşim için bunu ben yapayım. Bilirim. Kabul etmezsin. Git. Gözün arkada kalmasın. Korkma. Hüseyin'i de al. Sana ne diyeyim? Diyeceğim, Karaurgan tarafına gidin. Dere yatağı donuktur. Oradan Soğanlı demir yolu, tamam mı? Akşam bize hazırla, kaçağa çıkarık. Kaçağa mı? He, kaçağa. Hüseyin. Hüseyin. Al şunu. Lazım olur. Sağ ol Yasa Bey. Gitme Hüseyin. Abim öyle ister. Mecburum. Kazandaki kar eridikten sonra tomrukların üzerine dökeceğiz. Yeni kesildiğini felek gelse anlayamaz. Her işin bir hillesi var. Oturma, kalk hadi. Ah, al. Hepiniz sağ olun. Ne varmış ki, sen bize neler yaptın, hiç unutur mu? Yuva kurana yardım etmek sevaptır. Ver, ver onu da, ver. Size iyi haberlerim var. Kooperatif başkanı iyileşti. Birkaç güne kalmaz taburcu olur. Çeşitli görüşmeler yaptım. Biraz pahalıya patlayacak ama... Ne kadar, onu söyle. 20 milyon. Al bakayım.
Ne kadar getirsek alacak. Az para verir ama başka alan yok. Hoş geldiniz. Affetmek büyüklere mahsustur beyim. Bir cahilliktir etmiş. Şikayeti geri alsaz. Pek. Hatırınız için affettim. Sağ olun bey. Bu iyiliğinizi hiç unutmazız. Bir arkadaşınız daha vardı. Adı neydi? Haşmet beyim. O niye gelmedi? Biraz rahatsız beyim. Onun için. Döndüler mi Seher abla? Dönmediler Nevgis. Ben de merak içindeyim, öleceğim. Bir haber göndersek dönerler mi? Haşmet inatçıdır. Dünya bir araya gelse aklına koyduğunu yapar. Sen biraz uyar. Gurt murt gelir, dikkat et. Büyük Allah'ım, sen onlara yardım et. Abi dikkat et, o ağacın ağırlığı ters tarafta. Yardım iste koçum. Oh, niye döndün koçum? Gitmedim. Niye koçum? Ne lan? Ne? Evet lan! Yeter artık! Ne yeter koçum? Neye sayarsan say! Öl ki kurtulayım! İki senedir o evle bitirmedin. Niye?
Sen öyle istedin diye! Yok enflasyon, yok! Yalan! Hepsi yalan! Yapma! Söyleme Hüseyin'im! Kardeşim! Dahası var ki, bu tomruktan beter! Kardan soğuktan beter! Ciğerini söker! Haşmet! Ben sana bu tuzağı hazırlarken, karın altında inleyildi! Ne? Allah'ın ömsün! Yalan! Ha? Ha? Seni kardeş bildim ben! Ha? Yalan! Dahası var! Oğuz da benim oğlum! Senin gibi usta alçağın oğlu mu olur? Hem Seher'i, hem Nergis'i avret edeceğim! Ah, seni öldüreceğim! Seni öldüreceğim! Seni öldüreceğim! Oğlum, tam zamanı, buralarda olmalılar. Dur oğlum. Nereden bileceksin çavuş, koskoca orman? Anlarız şimdi. Kızakları bırakın! İçimde yılan beslemişim. Böyle kardeşin sonu budur. Neden? Neden Haşmet? Sövdü Saydır. Seher'le berabermiş. Oğlum Oğuzhan'la ondanmış. Yardım istedim, gitti. Geri döndü. Gelmeseydiniz beni burada kanlı canlı öldürecek. Seni kurtarmak için, ağacın altında donmaman için sinirlendirdi, güçlendirdi. Başka da çaresi yoktu. Düşünmedin mi? Oh, karısı. Düşünmeyi öğretmediler. Öğrenemedim. Çalışmakla her şey olur sandık. Biz kim? Yaşamak kim? Ah kardeşim! Ah kardeşim!